Merhaba arkadaşlar, kanala ve yeni videoya hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere çok güzel bir indikatörden bahsedeceğim. Bu indikatör nedir, ne değildir, hepsini anlatacağım ama öncelikle kanala eğer yeni katılıyorsanız abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Sizler için faydalı indikatörler tanıtmaya devam ediyorum. Bu indikatörümüz arkadaşlar ne indikatörü? Özellikle ondan sizlere bahsedeyim. Bu haftalık olarak bizlere Fibonacci'nin en önemli destek dirençlerini gösteren bir indikatör arkadaşlar. Buna göre işlemlerimize giriş çıkış yapabiliyoruz ve ne kadar başarılı olduğunu da birazdan video içerisinde göreceğiz. Hemen şöyle isterseniz ben Bitcoin üzerinden örneklendirmemi yapacağım. Bitcoin üzerinden örneklendirmemi yaparken de uyumun ne kadar kusursuz olduğunu sizler de benimle beraber görebiliyorsunuz. Bakın burada fiyat ne yapmış? Gelmiş tam olarak 19.000 Hatta tam seviyesinde sizlere söyleyeyim 19.720 seviyesinden dokunup yukarı doğru çıkmış. Daha sonrasında bakın burada da bir dokunuş söz konusu. Yani bu ne demek? Yukarı taraftaki dirençler, alt taraftaki kırmızılar da bizler için potansiyel Fibonacci destekler arkadaşlar. Bizler bir fiyatın buraya tutunma olasılığını her zaman ama her zaman göz önünde bulundurup hatta bu seviyeleri kırdığı zaman potansiyel direncini kırdığı zaman fiyatın daha çok yükselişe doğru geçeceğini buradan hesap edebiliyoruz. Periyot bakın her seferinde daha farklı bir açılışlar oluyor. Burada mesela örnek veriyorum 20 Haziran'da açılmış. Ne zaman bitmiş arkadaşlar? 27 Haziran'da tam olarak bir haftalık periyoduna göre bizlere söylüyor. Bu haftanın periyodu da yeni açıldı. Bakın burada 27'sinde açıldı. Şu anda hala periyot devam ediyor. Peki bu periyotlar gerçekten işe yarıyor mu? Gelin bir önceki günlere bakalım. Geçmiş olduğumuz hafta ve ondan önceki hafta biliyorsunuz çok ciddi bir düşüşün olduğu dönemde burada bu periyotların düzenli bir şekilde çalıştığını çok kısa aralıklarla görebiliyoruz. Bakın burada ne yapmış gelmiş direncin en alt seviyelerinden tutunmaya çalışmış fiyat ama hızlı bir satış sonrasında tekrardan aşağı yönlü devam etmiş. Fiyatın yataya bağlamaya çalıştığı yerlere bakın farkındaysanız hep en alttaki destek noktasında dönüp dönüp duruyor fiyat. Daha sonra burayı kırdığı için de hızlı bir şekilde aşağı doğru ilerliyor arkadaşlar. Bu seviyeler aynı zamanda potansiyel destekten çok daha sonrasında dirence de dönüşüyor. Bunun da kesinlikle ama kesinlikle göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Burada da bakın yine aynı durum söz konusu. 11 Haziran sularında da burayı destek olarak kullanmaya çalışmış. Daha sonrasında bakın arkadaşlar çok kuvvetli bir şekilde kırmış bu seviyeyi. Dediğim gibi ancak bu kuvvetli seviyelerin kırılımında fiyatlar değişime uğrar. Daha sonra yine destek olarak direnç olarak bakın burada destek olarak kullanmış olduğu bu çizgiyi daha sonrasında direnç olarak kullanmaya çalışmış fakat başarılı olamamış buralarda bitcoin tekrar aşağı yönlü işleme devam etmiş. Peki biz buralardan nasıl işleme gireceğiz arkadaşlar? Onu birazcık sizlere bahsedeyim. Biliyorsunuz bizim de bir teknik analiz indikatörümüz var. Buna da bizim YouTube kanalımızdan bakabilirsiniz. Şu anda iki gün daha sizlerin ücretsiz kullanımına açık olarak tutmaya devam ediyorum. Videonun yine o videonun açıklamaları kısmında linki de var. Bizler o indikatörleri bu indikatörde de daha doğrusu teknik analiz yaparken her zaman şunu yapıyoruz. Şöyle örnek vereyim sizlere bakın. Burada bir direnç mi var? Direnç kırılım var? Bu direnç çizgisinin bu destek çizgisinin çok özür dilerim, Hemen alt tarafında bir short işlem giriyoruz. Ve ne oluyor abi? Biz bu short işlemi girdiğimizde eğer fiyat burayı kırmış olursa bizlerin short işlemine rahatlıkla girmiş olduğunu buradan anlayabiliyoruz arkadaşlar. Bunun bir de ters durumu var. Mesela örnek veriyorum. Şurada sizlere bir örneklendirme yapayım. Peki üst tarafa geçince nasıl olacak? Biz bundan da long pozisyon nasıl açacağız derseniz Bakın buradaki çizginin az üzerine long pozisyonunuzu koyarsanız Eğer buradan da long işlem yapmış olursunuz Burada doğru olup ya da olmaması önemli değil Ben sadece pozisyona nasıl girebileceğinizi gösteriyorum sizlere eğer burada girmiş olduğunuz long pozisyon burada bir long pozisyon girdiniz veya burada bir short girdiniz. Fiyat iki ihtimal var ya kırıp yukarı çıkacak ya da kuvvetli bir şekilde aşağı yönlü dönecek. Buradaki dönüşler kuvvetli olacağı için o yüzden biz buralara işlem açıyoruz. Buradan long açtık ama bakın burada mumun bir yeterli kadar hacim yok. Fiyat aşağı doğru dönmeye başlıyor. Bunun için de Binance hesabınızdan hedge modunu açık tutarsanız işlemin yönünü çevirerek rahatlıkla ama rahatlıkla bu işlemden mutlaka karınızı almış olursunuz arkadaşlar. Benim çok bir şey anlatmama gerek yok aslında. Çünkü niye? Fiyat gayet optimize bir şekilde Aftalık Fibonacci seviyelerine muazzam bir uyum gösteriyor arkadaşlar. Bu indikatör sayesinde sizler de sürekli sağdan sola e, kesinlikle Fibonacci çekmemiş olacaksınız. Çok büyük bir kolaylık veriyor. İndikatörün ismini gelecek olursak arkadaşlar. Kütüphanede herkese açık bir indikatör. WAWCP yazarsanız direkt önünüze çıkıyor. Yapabilirsiniz da logs arkadaşlar. İki tane X var. Fibonacci seviyelerinizi ellemenizi ben tavsiye etmiyorum. Çünkü önemli önemli desteklenen seviyeleri bu şekilde benim tavsiyem bunun. Bu şekilde kalmasından yana dediğim gibi indikatörde gayet basit bir şekilde halka açık kütüphanede bulunabiliyor. Dediğim gibi bakın buralarda da yine aynı uyumlar kesinlikle ve kesinlikle söz konusu arkadaşlar. Bir de isterseniz farklı bir coin'e bakalım. Bir de 15 dakikalıkta bakıyordum ben. İsterseniz şöyle Ethereum'a e bakalım. Bir 15 dakikalıkta bir de 4 saatlikteki durumlarına bakalım çünkü 15 ve 4 saat aralarında farklı çizelgeler bizlere yöneltebilir e, grafik bütünlüğünden dolayı. Bakın Ethereum'da da ne yapmış. Burada direncene takılı fiyat aşağı doğru düşmüş. Burada da bakın fiyat bu çizgileri destek olarak muazzam bir şekilde kullanıyor arkadaşlar. Bu indikatörün biliyorsunuz asla mı asla repaint yapma gibi bir durumu yok. Burada fiyatlarıyla beraber zaten seviyeleri bizlere daha önceden karşımıza çıkarttığı için de herhangi bir problemle karşılaşmamış oluyoruz. Dolayısıyla 15 dakikalık grafikte bile bu şekilde Fibonacci seviyelerine bağlı kalması hareketlerin bu denli güzel olması gerçekten ama gerçekten çok önemli bizim için. En büyük örneğinde burada Ethereum'un 15 dakikalık grafikte düşüşe karşı koyma çabasını da indikatör sayesinde görebiliyoruz. Demiş olduğum gibi bakın destek kırılımları çok ciddi anlamda muazzam bir şekilde hacimli olur arkadaşlar. Aynı zamanda çıkışlar da bizim için aynı şeyi teşkil ediyor. Bakın aslında konuşmaya gerek yok. İndikatörün önemini, Fibonacci serisinin önemini, teknik analizin önemini burada bizlere çok ciddi bir şekilde indikatör göstermiş oluyor arkadaşlar. 4 saatlik grafikte de isterseniz bir inceleme yapalım. Bakın 4 saatlik grafikte de yine aynı çizgiler sadece ama sadece daha optimize bir şekilde karşımıza çıkıyor. Burada da bakın bir coin'i bir grafiğin gidişatını uzun yönünü tahmin etmek açısından bu şekilde kullanabiliriz. Şu anda periyodumuz yeni açıldığı için bugünün dirençlerinde pek bir hareketlilik yok ama önceki haftaya bakabiliriz. Mesela Ethereum'un yükseliş şamasını buradan rahatlıkla çıkabiliriz. Bakın buradaki direncini kırmış ve daha sonrasında şu direncinde 1281 dolar seviyelerinde dirence takılıp yukarı çıkamamış arkadaşlar. Umarım bu seviyelerden de bizlere bir güzele işaret olur da coin'lerin yükselişine buradan rahatlıkla takip edebiliriz. Bu indikatörde peki ne için kullanacağız? Bir coin'in yükseliş düşüşünü buradan tahmin etmek mümkün mü? Arkadaşlar bu indikatörde bir coin'in yükseleceğini ya da düşeceğini tahmin etmemiz mümkün değil. Sebebi şu bu sadece destek ve direnç indikatörü. Bu indikatöre bakarak bizler 15 dakikalık grafiklerde al ve sat işlemlerimizi yürütebiliriz. Fakat bir coin'in yükseleceği ya da düşeceğini buradan haberdar olamayız arkadaşlar. Peki bunu nasıl yapacağız? Örnek veriyorum şu an fiyat bu seviyelerde. Bu ıı, seviyenin altını kırması söz konusunda short işlem gelebilir. Üstündeki de direncinin kırması söz konusunda da long işlem gelebilir. işlemleri bu şekilde yapıyoruz. İşleme girerken bizler bu şekilde bakıp bu şekilde işlemleri rahatlıkla ama rahatlıkla tavsiye edip götürebiliyoruz. Burada anlattıklarımın tabii ki hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Bu videoda, bu videomda da sizlere iyi bir indikatör, sağlam bir indikatör, Fibonacci ile ilgili birçok indikatör var. Aklıma yatanları, güzel olanları sizlerle her zaman paylaşmaya devam edeceğim. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi belirtin. Eğer hala videoyu beğenip abone olmadıysanız da rica ediyorum abone olup beğenirseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim.